Dev markalar. Gelişen ve büyüyen şirketler. Ekonomiye yön veren iş insanları. Yeni proje ve yatırımlar. Şirketlerin istihdama katkısı. Türk sanayisi. İş dünyasındaki yeni gelişmeler. Ödül alan iş insanları. Ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya. Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi. Kalıp sanayinde bir dünya devi olan Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi bugün 20 ülkeye kalıp ihracatı yapıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 18.500 metrekarelik alanda bir kalıp fabrikası ve 27.000 metrekarelik alanda bir pres metal fabrikası. Bursa'da 30.000 metrekarelik alanda pres metal fabrikası. Aksaray'da 20.000 metrekarelik alanda pres metal fabrikası. Sarıgözoğlu 3 ildeki 4 fabrikasıyla toplam 800 ailenin geçim kaynağı. Manisa'da 2, Aksaray'da 1 ve Bursa'da 1 olmak üzere 4 devasa fabrikasıyla. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İspanya, Çin, Portekiz, Almanya, İrlanda, İtalya, Belçika, Tunus, Yemen, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya ve Rusya'nın da aralarında olduğu toplam 20 ülkeye ihracat yapıyor Sarıgözoğlu. Tek bir makinayla başlayıp dünyaya ihracat yapan dev bir firma. Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi. Sarıgözoğlu firmasının duayen kurucusu Baba İsmail Sarıgözoğlu, Manisa Kula Mevzucat Fabrikası'nda bakım şefi, İzmir ve İstanbul'da çeşitli firmalarda ustabaşı, şef ve teknik müdür olarak hizmet verdi. İsmail Sarıgözoğlu 1957 yılında tek bir makine ile kalıpçılık sektörüne ilk adımını attı. İsmail Sarıgözoğlu'nun öngörü kabiliyeti, girişimcilik ruhu ve cesareti ile 1957 yılında kurduğu Sarıgözoğlu bugün 3 ilde 4 fabrikası ile dünya devi markalara kalıp üretiyor. Aslen Kula kökenli olan Sarıgözoğlu ailesinin büyük oğlu Mustafa Sarıgözoğlu 1954 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi mezunu olan Mustafa Sarıgözoğlu 1979 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık fırsatını alan Mustafa Sarıgözoğlu hiç avukatlık yapmadı. Ancak Mustafa Sarıgözoğlu avukatlık eğitimi süresince edindiği bilgi ve tecrübeleri iş hayatında başarılı ve verimli olabilmek için kullandı. Mustafa Sarıgözoğlu'na Sarıgözoğlu AŞ'nin istikrarlı yükselişinde kardeşi makine mühendisi Levent Sarıgözoğlu destek oluyor. İki başarılı kardeş bugün Manisa, Bursa ve Aksaray'da kurdukları 4 fabrika ile Manisa ve Türk ekonomisine katma değer katıyor. Türk ekonomisine damgasını vuranlar programı bugün Sarıgözoğlu firmasıyla devam ediyor. Sarıgözoğlu firması Manisa'da ne zaman kuruldu, Türk ekonomisi için verdiği katkılar, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne verdiği katkıları Sarıgözoğlu firmasının yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Sarıgözoğlu ile birlikte konuşacağız. O bizi bilgilendirecek ve ekranlarımıza getireceğimiz detay görüntülerimizle birlikte Sarıgözoğlu Manisa'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ne üretiyor, hangi firmalar için üretiyor bunların hepsini bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız. Efendim siz bizi makamınızda ve odanızda konuk ettiğiniz her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Sarıgözoğlu çok köklü bir firma, çok güçlü bir firma. 1976'da Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu ama kökeni daha eski. 1957 yılında İzmir'de kuruldu. Evet. Arkasından Bursa'da da bir fabrikası oldu. Ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde de 1976 yılında Sarıgözoğlu fabrikasını kurdunuz. İstihdama katkı sağlıyorsunuz, üretime katkı sağlıyorsunuz. İhracat potansiyelinin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ihracat potansiyelini arttıran bir firmasınız. Önce bir ailenizi tanıyalım, sonra firmanızı tanıyalım. Ailemiz, babamız İsmail Sarıgözoğlu, firmamızın kurucusu. 1957 yılında İzmir'de firmamızı kuran ve hepimizin ustası İsmail Sarıgözoğlu.
Kendisi Manisa Kula kökenli ve o yıllarda Kula'da kurulu bulunan Kula Menşat Fabrikası'nın bünyesinde yetişmiş bir sanatkar. Daha sonraki yıllarda Kula Menşat Fabrikası İzmir'e taşınma kararı aldığında fabrikayla birlikte İzmir'e göç eden bir aile. Tabii Kula Menşat'taki çalışmaları sonrasında 1957 yılında İzmir'de kendi iş yerini kuruyor. Menşat sektörü ile metal sektörü çok zıt birbirine. Evet. Böyle bir fabrikayı kurabilmek, işletilebilir hale gelebilmek, istihdamını bulabilmek, sonra böyle kocaman kocaman bir büyük firma olabilmek başlı başına bir ticari zeka, girişimcilik ruhu ve aynı zamanda gelişebilmek için de bağlantıların kurulabilmesinde bir profesyonellik gerektirir. Bunu sanıyorum ki sayın babanıza borçlusunuz. Aynen, çok doğru vurguladınız. Şimdi babam İsmail Sarıgözoğlu İzmir'e geldiğinde açıkçası dünyanın Kula Menşat Fabrikası'ndan ibaret olmadığını görüyor. Ve sırasıyla Sümerbank ve Turya fabrikalarında ve kurulma aşamasında yine farklı makina konularında kendini yetiştirme. Pamuk Menşat'ta. Sümerbank Pamuk Menşat'ta ve Turya fabrikasının kuruluşunda. Daha sonra da kendi iş yerini kurma kararı alıyor. Tabii o yıllar 1957'den bahsediyoruz. Özellikle döviz darboğazının olduğu, İthal ikamesinin çok ön planda olduğu yıllarda bilhassa Türkiye'de yine tamamı ithal olan otomobillerin yedek parçalarının üretimiyle iş hayatına atılıyor profesyonel anlamda kendi işini kurmuş oluyor. Bilhassa otomobil yedekleriyle başladığı bu çalışma zaman içinde evriliyor ve 60'lı yılların başlarından itibaren özellikle ilk başlangıcı itibariyle montaj sanayi diye aslında haksız şekilde küçük görülen ve bugünkü işte sahip olduğumuz otomotiv sanayinin temellerinin atıldığı yıllarda özellikle Türkiye'de üretilmekte olan araçların parçalarının üretimini üstleniyor. Bunu yaparken tabii bugün yollarda gördüğümüz türde binek otomobili ve hafif ticari araçlar öncesi malum bir traktör ve kamyon ile başlanmış, otobüs ile başlanmış olan bir macera. Bu macerada ihtiyaç olan kalıpların üretimini bir şekilde gerçekleştiriyor ve fakat bunların baskısı için kullanacak olduğu makinaların mevcut olmayışı, bunları yurt dışından ithal edebilecek imkanların yokluğunun tesiriyle arayışa giriyor ve sonunda zeytinyağı presleri, pamuk çırçır presleri gibi başka amaçlarla yapılmış, yine uzun yıllar önce üretilmiş olan preslerin modifiye edilerek bu kaporta parçalarının üretilmesine soyunuyor. Bir geçiş dönemiydi, yoklukların yarattığı bir süreçti. Çok hızlı geçen bu süreç sonrasında pres üretme kararı aldı. Makina kalıbı yapabilmek, makina üretebilmek, makina icat edebilmek başlı başına bir zeka gerektirir. Babam Hayat Üniversitesi mezunu. Aslında küçük yaşta babasız kaldığında tahsil hayatına devam edememiş. Ama bunu yine kendi çabalarıyla telafi etmek üzere Hayat Üniversitesi'nde kendini eğitmiş, yetiştirmiş bir ustadır. Küçük bir anımı ben size aktarayım. Lütfen. Ortaokulda öğrenciyken sağ olsun hocalarımız bize zanaat ile sanat arasındaki farkı açıklamışlardı. Ve dolayısıyla ben o ana kadar babamı
sanatkar olarak addederken zanaatkar olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını, şokunu yaşadım. Daha sonra da tekrar yine babamın yaptığı işlerle hocamın bahsettiği işler arasında ilinti kuraraktan babamın sanatkar olduğuna karar verdim. Zanaatkar değil, sanatkar olduğuna karar verdim. Çünkü tabiri caizse iğne boyasıyla işler gibi, dantel işler gibi işler yaptığına şahit oldum. Son derece zor, hem teknoloji gerektiren hem de sabır, el melekesi gerektiren işler idi. Yıl 1973. Sarıgözoğlu Anonim Şirketi'nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruluşu gerçekleştiriliyor. Sarıgözoğlu Anonim Şirketi, pres metal fabrikası. Sarıgözoğlu 1998 yılında şu anda faaliyet gösterdiği yeni fabrikasına taşınıyor. Manisa Pres Metal Fabrikası 13.500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 27.000 metrekarelik bir alanda 360 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Sarıgözoğlu Manisa Kalıp Fabrikası modernize edilerek kapasitesini arttırdığı 2006 yılından bu yana 150 çalışanıyla kalıp üretimi üzerine Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Bünyesinde bulunan modern 2D ve 3D işletme tezgahları, 100 tonla 1000 ton arası güce sahip hidrolik deneme presleri, 5 metreye kadar tablo ölçüsüne sahip model hanesi ve CMM ölçüm cihazlarıyla otomotiv ve beyaz eşya sektöründe dünya çapında firmalara dünya standartlarında hizmet veriyor. Sarıgözoğlu gelişen teknolojisiyle çelik ve alüminyum parça kalıpları üretiminde kapasitesini artırmaya devam ediyor. Sarıgözoğlu, Katya ve Otoform gibi güncel yazılımlar kullanan güçlü tasarım ekibiyle kalıp ve fikstür tasarımları yapıyor. İleri teknolojiye yatırım yapma ilkeleri doğrultusunda her geçen gün üretim ve teknik kapasitesini artırmaya devam eden Sarıgözoğlu Kalıp Fabrikası, tasarım, simülasyon, metot, model üretimi, fizibilite, imalat ve yerinde devreye alma aşamalarına kadar komple hizmet veriyor. 1976 yılına gelin, 73 yılına gelindiğinde biz henüz o zaman öğrenciyiz. Stratejik bir karar aldık babamla birlikte. İzmir'de bulunduğumuz yerde büyümenin önünde bir takım fiziki engeller vardı. Bunların en başında nitelikli altyapısı olan sanayi arsasının olmayışı. İnsanların kendi arsasını kendisi üretmek zorunda kalışı, en basitinden elektrik, su gibi gereksinimlerin, yol gibi ihtiyaçların çok arsayı alıp ıslah etmek suretiyle fabrika sahibi tarafından gerçekleştirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Bir taraftan da Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğunu, fabrikaların yer satın aldığını, fabrikaların yapıldığını, inşa edildiğini, 1963 yılında kuruldu çünkü Manisa Organize Sanayi Bölgesi. Neden Manisa olmasın dediniz? Zaten düz bir ova, zaten limana yakın, lojistiği de kolay. Çok güzel söylüyorsunuz ama aslında o günlerde biz tabii özellikle genç kuşak olarak babamın bu vizyonunu paylaşmakta zorlandık doğrusu, algılayamadık. Ve tabii hani söylediğim nitelikli sanayi arsası ancak organize sanayi bölgelerinin yaygınlaşmasıyla mümkün idi. Ama bahsettiğimiz yıllarda İzmir'de dahi bir organize sanayi bölgesi fiilen yok idi. Peki, fikir anlamında var idi ama Manisa organize sanayi bölgesi sanayicilerle buluşmaya başlamış idi. Babamın da Manisa... Siz geldiğinizde Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne kaç fabrika kurulmuş ve işler haldeydi efendim 1976 yılında? Bizim parsel no'muz 13. 13 no'lu parselde idik. Fakat fiilen çalışır durumda olan 10. fabrikayız. Biz ilklerden birisiyiz. Bunların içinde tabii yine Manisa kökenli Ergimkan grubunu anmadan geçemeyeceğim. Yine duayen kurucularımızın tesisleri var idi. Vassel, Yemsan değil mi efendim? Aynen, aynen. Evet. Evet. Rahmetli Hasan Tren'in tesisleri, Halil Yurtseven'in tesisleri olmak üzere.
Birkaç yine yerel halk girişimi var idi. Onlar zaman içinde başka şekle dönüştüler. Ama şunu vurgulamalıyım ki o zaman itibariyle çok önemli bir karar almış babam. Yol şimdikinden çok daha kötü, dar, virajlı. Çalışan personelin %90'ı İzmir'den geliyor. Ham maddeyi İzmir'den tedarik ediyoruz. Ürettiğimiz ürünleri de İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin başka şehirlerine dağıtıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu ve sonraki gelişme devrelerindeki akıllı ve akılcı yaklaşımların olumlu etkilerini bugün yaşıyoruz. Ve bizim diğer organize sanayi bölgelerinde de tesislerimiz olduğu için organize sanayi bölgeleri arasında bir kıyaslama olanağı da buluyoruz. Ve Türkiye'nin en nitelikli hizmetlerini elektrikten doğalgaza, suya varıncaya kadar en ucuz ve kaliteli şekilde alma imkanı buluyoruz. Bu aynı zamanda organize sanayi bölgesinin iyi işletilmesi sonucu sanayiciye bu hizmetleri bu şekilde sunması dışında tüm bu hizmetlerden cüzi de olsa elde etmiş olduğu kazançları yine akıllı yatırımlarla değerlendirmek suretiyle şu anda enerjiden itibaren dışa bağımlılığımız neredeyse yok gibi ve kendi kaynağımızı kendimiz yaratıp hiçbir şekilde devlet kaynağına ihtiyaç duymadan organize sanayi bölgesinin kanatları altında gelişimimizi sürdürüyoruz. Sadece biz değil, şu anda 200'ün üzerindeki tesis. Tabii biz burada eski firmalardan birisi olmamız hasabıyla tabiri caizse hem bir katılımcıyız hem de kendimizi ev sahibi addediyoruz. Manisa kökenli bir ailenin ferdi olarak. Bu arada yine bizim için bir övünç kaynağıdır. Şirketimizin merkezi Manisa. Hangi illerde Sarıgözoğlu'nun fabrikaları var? Şu anda içinde bulunduğumuz tesis hem grubun yönetim merkezi hem de bir üretim tesisi ve amiral gemisi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pres metal tesisleri şu anda bulunduğumuz tesis. Buraya yine çok yakın aynı organizenin içinde 500 metre kadar mesafede kalıp fabrikamız var. Orası buranın şubesi konumunda ayrı bir kar merkezi olarak hizmet görüyor. Beyaz eşya sektörüne kalıp ve parça üretmekle üretime başlayan Sarıgözoğlu, gelişen teknoloji ve firmaların talepleri üzerine otomotiv sektörüne de adım attı. İstihdama katkı veriyorsunuz bir taraftan, bir taraftan Türk ekonomisine katkı veriyorsunuz. Bir de hani sizin seçtiğiniz branş, daha doğrusu üretim alanı gerçekten hem eşya sektörü hem de otomotiv sektöründe çok önemli. Ana sanayiye de girebilirdiniz ama siz yan ürünlerini üretmeyi tercih ettiniz ki ana sanayinin ayakta durabilmesi için, yani bir Mercedes-Benz otomobilinin kamyonun üretilebilmesi için veya Ford'un üretilebilmesi için sizin bu parçalarınıza ihtiyaçları var ana fabrikaların. Siz onların tedarikçisisiniz. Evet. Bu çok ileriyi gören bir öngörüye, bir zekaya sahip ailenizin, Sarıgözoğlu ailesinin öngörüsü diye yorumlanabilir sanıyorum ki. Otomotiv ve beyaz eşyanın bizim kapasitemiz içindeki payı neredeyse sözleşmiş gibi yarı yarıya idi. Yani %50 otomotiv, %50 beyaz eşya. Daha sonraki yıllarda biz beyaz eşyanın bir takım ürünlerinin son üreticisi olduk. Marka için üretim yaptık. Mutfak aspiratörlerinin, mini konvektörlerin üreticisi olduk. Ancak sonra yan sanayici kimliğimizden uzaklaşmamamız gerektiğini fark ederek yine otomotiv ağırlıklı bir büyüme trendi içine girdik. Hızla gelişen ve büyüyen Sarıgözoğlu,
beyaz eşya sektörünün dev markalarına uzun yıllar parça üretti. Sarıgözoğlu ilk Manisa'da kurulduğunda, işte dediniz ya 13. parseldik biz. İlk Manisa'da kurulduğunda hangi parçayı üretti? Biraz şöyle tarihi bizim sayfaları açalım. Bizim o zamanki müşterilerimiz arasında en önemli müşterimiz BMC, Fiat Türk Traktör Ankara, Triakiler grubu ve Arçelik var idi. Arçelik'in şu anda üretilmeyen metal küresel tip elektrik süpürgelerinin çok uzun yıllar tedarikçisiydik. Neredeyse plastik ve motor dışında akla gelebilecek her türlü parçanın tedarikçisi biziz. Şu yuvarlak elektrik süpürgeleri vardı. Evet. Onların hangi parçasını üretiyordunuz efendim? Yani işte hortum, tekerlek ve motor dışında aklınıza ne geliyor? Onun üstünde gördüğünüz parçaların tedarikçisi biziz. Yani Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde. Tabii burada biz bunların üretimini gerçekleştirir iken aynı zamanda önemli ölçüde kalıp üretimi yapıyor idik. O işte babamın esas uzman olduğu konu. Ve diyebilirim ki Türkiye'den yurt dışına ilk kalıp gönderimi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılmıştır. Sizin firmanız tarafından. Evet, evet. Hangi ülkeydi efendim? O zaman Yemen, Kuzey ve Güney diye iki ayrı ülke idi. Kuzey Yemen'deki bir paslanmaz mutfak eşyaları tesisinin tüm kalıplarını ve makinalarını biz ürettik. Bununla ilgili arşivimizde güzel bir fotoğraf var. O fotoğrafı sizinle paylaşırım lütfen birazdan. Ve o zaman işte 86 yılının koşullarında 27 kişilik bir kadroyla bu hizmeti verdik. Bu 27 kişiye... 27 işçi mi efendim? Tamamı. Yani buna beyaz yaka dahil, mutfak personeli yani dahil. O zamanki 27 kişi. İşçiyle mi üretiyordunuz evet, bunu? Evet. Evet. Şimdi kaç işçiniz var efendim? Şimdi tabii geçen zaman zarfında otomasyon devreye girip de... Bir de diğer iller de devreye evet, girdiğinde. Çok nasıl derler, o gün el emeğiyle yapılan çoğu iş makineyle yapılır hale gelmiş olmasına rağmen büyümenin de etkisiyle 800 civarında çalışanımız var. Tüm illerde? Tüm illerdeki toplamı. Ama bunun en büyük... payı Manisa'da, Manisa'da kurulu iki tesisimizde şu an itibariyle. Fabrikalarımızın tanıtılmasına neden bu kadar çok önem veriyoruz? Birinci sebebi Türk ekonomisine ve Manisa ekonomisine nasıl katkı sağladıkları. İkincisi işte istihdama nasıl katkı sağladıkları. Sayın Mustafa Sarıgözoğlu diyor ki 27 kişiyle başladık biz bu işe. İlk başlangıçta şu an 800 kişiye çalıştırıyoruz. 800 kişinin 800 aile demek. Her bir ailenin evinde 4 kişi olduğunu düşünürsek, hayal edersek belki daha azı olur veya belki daha fazlası olur. Binlerce insana ekmek kapısı demek. Binlerce insanın mutfağının, buzdolabının doldurulması demek. İşte bu insanların hayatlarının idame ettirilmesini sağlayan büyük firmalar bunlar. Bizim de görevimiz tabii ki bu firmaları tanıtmak, anlatmak. Onların hem işsizliğe çare bulmaları açısından çok önemli bir misyon üstlendiklerini düşünüyorum. Hem de ürettikleri, ihraç ettikleri sadece para açısından da bakmamak lazım. Mesela siz İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Çek Cumhuriyeti toplam 14 ülkeye benim bildiğim kadarıyla ihracat yapıyorsunuz. O ülkelerin de Türkiye'den bir firma, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Sarıgözoğlu, Bursa'da fabrikası var, Aksaray'da evet, fabrikası evet, var, Manisa'da iki tane fabrikası var. İşte bunun söylenmesi bile, bunun yazılması, çizilmesi bile Türk için, Türk insanı için, Manisa insanı için, Manisa Organize Sanayi Bölgesi için çok önemli bir katkı. Sadece yazılması, çizilmesi ve bilinmesi bile efendim. Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası. Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası 1999 yılında Mercedes-Benz Türkiye daha etkin hizmet vermek amacıyla kuruldu. Sarıgözoğlu Aksaray Fabrikası 5000 metrekaresi kapalı, toplamda 20.000 metrekarelik alan üzerinde 140 çalışanıyla hizmet veriyor. Bünyesinde 5000 tona kadar presler, plazma, lazer kaynak robotları, punta kaynak, perçin, boya hattı ve 3D ölçüm cihazları bulunuyor.
Sarıgözoğlu Aksaray Fres Metal Fabrikası'nda şu an Mercedes-Benz Türk, MAN ve Evobus firmalarına Just-in-Time olarak şasi, travers, akü taşıyıcısı, kabin, iç ve dış kaporta parçaları gibi ürünler üretiyor. Yan sanayi performans değerlendirmelerinde Sarıgözoğlu Aksaray Fres Metal Fabrikası A sınıfı olarak yer alıyor. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesisimiz orada faaliyette. Yine otomotiv için yan sanayi girdileri üretiyor. Ve tabii orası neredeyse hasreten Mercedes kamyon fabrikası için kurulmuş olan bir tesis. Bursa Pres Metal Fabrikası. Otomotiv sektörünün merkezi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşik Bursa Pres Metal Fabrikası ise 2009 yılından itibaren yaklaşık 130 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Fabrika 28.500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 30.000 metrekarelik alanda kuruldu. 2.000 tonluk pres kapasitesine sahip Mossini G1 ve 800 tonluk pres kapasitesine sahip Bliss robotik pres hatları ve 630 tonluk PowerMac robotlu pres hatlarıyla soğuk şekillendirilmiş parça üretimi yapılmakta olan Sarıgözoğlu Bursa Pres Metal Fabrikası'nda punta kaynak robotlarıyla kaynaklı, montajlı parçalar üretiliyor. Konusunda uzman robotlarıyla sürekli gelişim ve ilerleme içerisinde bulunan Sarıgözoğlu Bursa Pres Metal Fabrikası'nda kapasite kontrol faaliyetleri, DA-3D ölçüm cihazları, ultrasonik kaynak kontrol cihazı gibi modern kalite kontrol teknolojileri kullanılarak yapılıyor ve otomotiv sektörü için iç ve dış panel parçaları üretiliyor. Sarıgözoğlu Bursa Pres Metal Fabrikası'nda mevcut pres hatları haricinde ek pres hattı ve yeni yatırımlara hazırlık amacıyla oluşturulmuş, üretim alanları planlanmış ve oluşturulmuş durumda. 2008 yılında kurmuş olduğumuz Bursa'daki tesisimiz var. Bu son bahsettiğim tesis en yeni ve en büyük tesisimiz. Tabiri caiz ise biz 50 kusur yıllık bir tesisin bu kadar zaman içinde kat etmiş olduğu mesafeyi yaklaşık 2-3 yıllık bir zaman dilimi içinde ikiye katladık Bursa yatırımıyla. Bursa'yla. Tabii Bursa'ya gitmiş olmamız bizim otomotivin merkezi konumundaki bir ile gitmek ve sadece lojistik anlamında, lokasyon anlamında bir avantaj sağlamakla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda biz mevcut üretim yapımızı da değiştirecek, rekabetin platformunu değiştirecek çok özel yeni yatırımlar yaptık. Ve Türkiye'de bizim o yatırımımız söz konusu oluncaya kadar sadece ana firmaların bünyesinde yapılmakta olan işlerin üretimini yapar hale geldik. Tandem robotlu en büyük pres caddeleri ile otomotivin en büyük kaporta parçalarını robot otomasyonuyla üretir hale geldik. Bursa'da. Şimdi dolayısıyla saydığımızda toplam 3 ilde 4 tesis var şu anda. Bu tesislerin... Bu 4 fabrika demek. Sarıgözoğlu'nun 4 fabrikası. 4 fabrika. Ama tek şirket çatısı altında olmak üzere. Biz bu Bursa fabrikamızın faaliyete geçişi ile aslında krizin sonrasında farklı bir ivme ile ciddi bir büyüme yakaladık. Bu büyümemiz 2010-2012 yılları arasında pik yaptı. En yüksek seviyeye ulaştı. Ve %117'lik bir büyüme trendi yakaladık. Bu büyüme büyüklüğü çerçevesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında 2014 yılı başında ödül aldık. Öyle mi? Evet. İzmir Ekonomi Konferansı çerçevesinde ödül aldık. Manisa Mesleki Eğitim Merkezi Sarıgözoğlu Şubesi. Mustafa ve Levent Sarıgözoğlu kardeşler sadece kalıpçılık üretiminde marka olmadı. Organize Sanayi Bölgesi'ne kalifiye işçi yetiştirebilmek amacıyla Sarıgözoğlu'nun kendi bünyesinde bir de Mesleki Eğitim Merkezi kurdu. Meslek eğitimini çok ciddi aldık, benimsedik. Ve bizim
bünyemizde staj yapan neredeyse her öğrenci iş garantili staj yaptı. Şu anda stajı bittiğinde işi de hazır. Aynen. Öğrencimiz. Aynen. Eğer yüksek öğrenime gitmeyecek ise kesinlikle işe hazır. Yüksek öğrenime giderse orada da yine işe hazır şekilde çalışa geldik. Kendi bünyemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çıraklık eğitim merkezi açmış olmak ile hem kalıp fabrikasında hem bu içinde bulunduğumuz merkez fabrikada iki ayrı çırak okulu açtık. Buranın aslında diğer milli eğitime bağlı okullardan pratik anlamda hiçbir farkı yok ve buraların denetimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Biz bu sayede teorik ve pratik eğitimi aynı anda kendi tesislerimizde verir hale geldik. Bununla birlikte bu çırak eğitimini özellikle ilk öğretimini özellikle yeni bu 4+4 uygulaması sonrasında ikinci 4 yılı bitirmiş olan öğrenciler ile tamamlıyoruz. Beraberinde açık liseye devam ediyor. Ve açık liseyi mutlak surette bitirmesi için destekliyoruz. Bu çırakların içinden çıraklık diplomasını, kalfalık diplomasını aldıktan sonra liseye devam edip üniversiteye gidebilecek olanlar da var. Bu uygulama konusunda biz aslında sadece kendi nitelikli iş gücümüzü, devamlılığı sağlamakla kalmadık. Büyük oranda hep şikayet edile gelen işte eleman eksiğini tamamlama konusunda naçizane bir katkıda bulunduk diye düşünüyorum. Zira bizim şu anda sadece kendi bünyemizde yapmış olduğumuz bu uygulama iyi bir uygulama. Herhalde ki diğer yine bizim sektörümüzde ya da başka sektörlerdeki... Örnek teşkil ettiniz mi? Ettik. Naçizane. Evet. Yani çok sevindirici bir gelişme. Bizden sonra birkaç çıraklık eğitim merkezi daha açıldı. Organize sanayi bölgesinde. Bu artarak devam edecek. Tabii eğitime verdiğimiz önem bununla sınırlı değil. Özellikle Türkiye'deki yine ilk örnek uygulamayı gerçekleştirmiş olan bir organize sanayi bölgesine sahibiz. Siz çok iyi biliyorsunuz. MOSTEM dediğimiz organize sanayi bölgesi bünyesindeki teknik lisemiz büyük başarılara imza attı. Robot yarışmalarında dereceler alıyor. Hem de üniversitelerle yarışarak dereceler alıyor. İnşallah bir de yüksek okul olacak. Evet. Evet. Onlar hayal olmaktan artık çıktı. Bir program haline dönüştü inşallah. Fizibiliteleri sonuçlanmak üzere. Manisa'da yetişen mucitlerin dahi beyin avcısı ülkeler tarafından avlanmasının ve beyin göçünün önüne geçmek amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm iş adamları el ele verip bir de proje geliştirmişler. Türkiye'nin çok dillendirilmiş olan o orta gelir tuzağına düşmesini engelleyecek, katma değeri yüksek ürünleri üretip toplumsal refahı artıracak bir sıçramayı yapması lazım. Bu da geleneksel ürünleri üreterek değil, zira bunların artık yavaş yavaş bizden daha doğudaki ülkelere kayacağını düşünüyorum ve teknoloji yoğun ürünlerde mutlaka kendi teknolojimizi yaratır halde olmamızın yararına inanıyorum. Bizim tabii teknopark sözü biraz şu andaki klasik uygulamayla özdeşleştiği için biz onu seçmiyoruz da onun farklı bir model olmasını planlıyoruz. Şu andaki fizibilitelerimiz çerçevesinde çok sayıda öğrenciyi yığın üretim yapıp piyasaya göndermek yerine tam tersine neredeyse her üniversitenin böyle kaymak tabakası diyebileceğimiz mezun olduktan sonra burada olanak bulamayan ya da
dışarıda, yurt dışında çok daha iyi olanaklar bulup da seçeceksiniz yani. Cımbızla seçeceksiniz. Örneğin Silikon Vadisi'ne giden gençleri burayı bir cazibe merkezi haline getirip az sayıda fakat çok nitelikli, her türlü imkanlarla donatılmış halde kurmak istediğimiz bir teknoloji merkezi. İşte bu dehaları biz elimizden kaçırıyoruz. Yazık, günah bu i̇şte dehaların biz elimizden tersine, kaçmasına, beyin, başka ülkelere gitmesine. Doğru. Saha bilgisi, pratik çok önemli. Eğer işte eğitim sanayiyle iç içe olursa yahut staj çalışmaları arzulanan seviyede olur ise bunu aşabiliriz. Bizim hani karanlıktan şikayet etme, bir mum da sen yak denilen şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Biz de kendi çapımızda yaptıklarımız ile övünüyoruz ama yeterli de görmüyoruz. Hem bunu kendi açımızdan geliştirme çabası içindeyiz, hem de örnek olmasını çok arzuluyoruz. Sarıgözoğlu, Tayder'in kurucu ve üyelerinden. Aile şirketlerinde 3. kuşağa geçiş sürecine de değinen Mustafa Sarıgözoğlu, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği Tayder'in de kurucu üyeleri arasında. Profesyonel bir şirket olmayı becerebilmek için danışmanlıklar alıyoruz. Tayder bu konuda bize büyük kılavuzluk yapıyor. Biliyorsunuz Aile İşletmeleri Derneği'nin merkezi İzmir. Kurucularından birisiyiz. Bu konuda... Yani siz bu firmanızın içerisinde bir CEO sokmayacaksınız. Yo sokacağız. Tabii gelişim çizgisi içinde o da var mutlak surette. Yani öyle bir takım böyle... Çok katı kurallarınız yok. Yok, katı kurallarımız yok, ön yargılarımız yok. Yine sevdiğimiz dostlarımız aynı organize sanayi bölgesinde, aynı otomotiv sektörüne bir farklı boyutuyla hizmet veren İnce Holding. Özellikle bu Tayder dediğimiz aile şirketi derneğinin öncüsü. Aynı zamanda iyi örnek olarak da aile anayasası ve benzeri konulardaki benchmark örneği olarak başlangıcını yapan arkadaşlarımız da CEO ve benzeri konumlarda profesyoneller olduğu için biz de yine aynı yolu izleyeceğiz. Tabii her firmanın kendine az gündemi olmak üzere. Ticaret ahlakını babam İsmail Sarıgözoğlu'ndan öğrendik. Mustafa ve Levent Sarıgözoğlu kardeşler kısa sürede ihracat yapar ve birçok dev markanın yan sanayisini üstlenmek başarısını elde etti. Her geçen yıl gelişerek büyüyen Sarıgözoğlu, başarının sırrını baba İsmail Sarıgözoğlu'nun kılavuzluğu sayesinde öğrendi. Sarıgözoğlu ailesi taşeronlaşmaya karşı ticaret ahlakı ile tüm personelini kadrolu olarak çalıştırıyor. Taşeronlaşmaya karşı bir kişi olarak bugüne kadar taşeron işçisi çalıştırmamak dolayısıyla hepsini kadrolu çalıştırıyorsunuz. Tamamı kadrolu olmak üzere. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Yani taşeron gerçeğini yatsıyor değilim. Taşeron çalıştıran arkadaşlarımızı eleştiriyor da değilim. Ama kendimizce biz böyle bir yol çizdik. Sarıgözoğlu iş hayatının hiçbir döneminde kayıt dışı bir ticari işleyişin içinde olmadı. Sarıgözoğlu'nun gider ve gelirlerinin tamamı kayıt altında. Kayıt dışı kazancı olanın giderlerinin de kayıt dışı olmasına bir şekilde tahammül etmesi veya onu desteklemesiyle ilintili. Düşünün ki zincirin tüm halkaları kayıt içinde ise ben istesem de sizin ücretinizi düşük gösterip hakiki ücretinizi size açıktan ödeyemem. Yani gelirim belgeli, giderim de belgeli olmak zorunda. Tabii işin etik tarafı var, yasal tarafı var. Dediğiniz gibi sadece emeklilik değil, bunun emekli olmadan da kıdem ihbar tazminatına yansıması veya iş kazaları, meslek hastalıkları boyutu var. Neresinden bakarsak olmaması gerektiğine inandığım bir uygulama. Kalıpçılık yeteneği Sarıgözoğlu'nun en büyük gücü. 57 yıldır dev markalara kalıp ve yan sanayi ürünü üreten Sarıgözoğlu, otomotiv sanayisi için preslenmiş saç parça üretiyor.
Sarıgözoğlu'nun Türkiye'de %80 ağırlıkla çalıştığı otomobil grubuysa Ford, Fiat, Renault, kamyon grubundaysa Ford ve Mercedes, MAN olmak üzere hem hafif ticari hem ağır ticari hem de binek araçlar için iç ve dış aksam saç parçaları üretiyor. Sarıgözoğlu yurt dışındaysa Porsche, Bentley, Jaguar, Renault, Volvo, BMW, Range Rover, Daimler, Mitsubishi, PSA, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Opel, Schuller, Voestalpine, Audi, Alliger, Tyson Group gibi dev markalara kalıp üretiyor. Sarıgözoğlu çok uzun yıllardır da Türkiye, Fransa, Almanya ve İngiltere'de bulunan Bosch firmalarına kombi üretiminde kullanılan iç ve dış saç aksamları için kalıp ve seri üretim konularında hizmet veriyor. Ayrıca beyaz eşya sektöründe üretim yapan Bosch, Segura Group, Elm Lamp Launch, Vulcano, Worceptor gibi dev markaların yan sanayi kuruluşu Sarıgözoğlu. İlginç ülkelere de ihracat yapıyoruz. Amerika bunun en tipik örneği. Zira Amerika biliyorsunuz otomotivin ana vatanı. Ve biz Türkiye olarak çok önemli miktarda otomotiv ürününü hem araç şeklinde, bitmiş araç şeklinde gönderiyoruz ama daha çok Ford Otosan ile birlikte parça halinde gönderir hale geldik. Yani bizim şu anda Türkiye'de üretilmekte olan transit minibüslerin aynısı eş zamanlı olarak Amerika'da üretiliyor ve önemli parçalar Türkiye'de. Hangi parçalarını Sarıgözoğlu üretiyor? Araçların saç kaporta parçaları olarak aklınıza gelebilecek her türlü parçasının üreticisiyiz. Motor hariç. Öyle mi? Hariç ama bu yani biz tabii o alanda faaliyet göstermediğimiz için. Şöyle bizim saç metal kaporta üreten sektörümüzde bizimle birlikte diğer saygı duyduğumuz rakiplerin de hizmetleriyle birlikte önemli miktarda saç parçanın Amerika'ya ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bizim ürettiğimiz, sevk ettiğimiz ürünleri araçlarda kullanmak suretiyle araç üretiyor Amerikalılar şu anda. Bu tabii azımsanmayacak bir başarı. Brezilya'ya çok uzun yıllardır sevkiyat yapıyoruz. Ve Rusya yine bu şekilde bizden ürün alıyor. Ve yine kalıp üretimi konusunda Çin gibi bir ülkeye kalıp üretip sevk ettik. Ve bu inanılmaz bir şey ki Çin sanılanın aksine yani Çin bir hani tehdit mi fırsat mı diye bir çok yaygın bir söylem var. O söylemi biz aslında işte bir şekilde hayatımıza geçirmiş olduk. Çin'de kurulu Audi firmasının ihtiyacı olan kalıplarını biz ürettik, Çin'e gönderdik. Bu Çin'in tercihi mi? Çin'in sizin firmanızı tercihi mi? Yoksa kendileri üretemiyorlar mı? Çünkü şimdi, Çin'in teknolojide ne kadar gelişkin olduğunu biz biliyoruz. Çin'in, Japonya'nın. Kalıp üretimi bazında sadece o özel pencereden bakacak olur isek Çin yine teknolojisi, kapasitesi itibariyle çok önemli bir noktada. Fakat Audi markasıyla üretim yaparken Audi firması Almanya'daki kalitenin eşdeğeri bir kaliteyi arzuladı. Ve birinci kısmını ben hızlı geçtim, onu tekrar edeyim. Audi için yapmış olduğumuz kalıpların sonrasında aynı kalıplardan Çin'deki fabrikamız için de lazım diye bizden bunları tercih etti. Ve bunu yaparken herhangi bir Çinli tedarikçiyi, yerel firmayı tercih etmeyi kendi kalitesi, kendi imajı açısından riskli görmüş olabilir. Benim bakış açım bu. Evet. Tabii Amerika'ya da kalıp gönderdik. Şu anda Amerika'daki Ford fabrikalarının bünyesinde Sarıgözoğlu üretimi Made in Turkey yazan, üzerinde kabartma böyle silinemeyecek şekilde Sarıgözoğlu markasını taşıyan kalıplar şu anda Amerikan otomotiv firmalarının bünyesinde preslerde çalışıyor. Yine BMW'nin Amerika'daki fabrikasına kalıp yaptık, gönderdik. Tabii bunlar bir günde gelinmiş olan seviyeler değil. İşte global bir başarıyı yakalamak için yine projelerinde global olması önem taşıyor. Burada bizim müşterilerimizin
de payı çok büyük. Biz kalıp üretim konusunda kendi pazarlama yeteneğimiz, tanıtma gücümüz her ne kadar olsa da onlar aracılığıyla artık biz müşteri arama zahmetine girmeksizin direkt global müşterilerle muhatap olabilme şansını buluyoruz. Sarıgözoğlu'nun en büyük gücü kalıpçılık yeteneği. Sarıgözoğlu ürettiği tüm parça ve kalıpların firmalar tarafından sahiplenilmesini Türkiye'deki genç mühendis ve teknisyenlerin üstün becerisine borçlu. Sarıgözoğlu AŞ istihdam ettiği çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkıyor ve istikrarlı çalışanları ile ekonomik krizlere rağmen tek bir işçi dahi işten çıkartmadan ayakta kalmayı başaran sayılı firmalardan. Biz aile terbiyesi olarak da, sektörümüz olarak da yine evet tevazu özelliğimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz kendimizce. Ancak öyle iddialı hedeflerle yola çıktık ki biz uzun yıllar önce işte Avrupa'ya kalıp yapacağız dediğimizde ekibimiz bu vizyonu paylaşmaktan önce zorlandı. Ama şimdi Avrupa'nın 2020 yılına kadar önümüzdeki 5 yıl içinde en büyük 5 kalıp üreticisinden biri olacağız diye bir hedef koyduk. Şimdi bu hedefi bizden çok daha fazla sahiplenen profesyonel arkadaşlara sahibiz. Bu arada bizim arkadaşlarımızın en büyük özelliği firmaya aidiyet duygusu. Sadakat duygusu. Halen 32 yıldır burada çalışmakta olan mesai arkadaşlarına sahibiz. Yani emekliliği hak etmiş, emeklilikten sonra yine hala enerjisi, yaşı, bilgisi, ilgisi nedeniyle çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Bu bizim için övünç kaynağı. Yani ama siz de onlara çok sahip hızlı sirkülasyon olmayan, çok eskidikçe kıymetlenen, değerlenen, ondan sonra kati surette krizlerde personel kaybetmeden geldiğimizi yine bunda övünç imkanı var herhalde birazcık. Evet. Tam tersine krizlerden büyüyerek çıktığımızı belirteyim. Boş Termoteknik burada kurulduğunda ilk tedarikçisi biz idik. Hala en büyük metal parça, saç parça tedarikçisiyiz. Boş sadece bir müşteri değil, aynı zamanda bir imaj. Beyaz eşyada Boş'a çalışıyor olmak, Mercedes'e otomotivde Ford'a çalışıyor, Fiat'a Renault'a çalışıyor olmak, azımsanmayacak bir BMW'ye evet, azımsanmayacak bir referans kaynağı. Siz tabii şimdi kalite artık olmazsa olmaz. Ucuzluk ön şart. Ne bileyim gününde teslimat artık bu tartışılmıyor. Yani lojistik bir bilim haline geldi. Fakat sürdürülebilir olmak önemli. Bunu işte sağlama gayreti içindeyiz. Boş sadece Manisa'da kurulu bir firma değil bizim için. Tüm Avrupa'da kurulu firmalarına, fabrikalarına buradan direkt sevkiyatlar yapıyoruz. Buradaki yakınlığın olumlu etkisiyle günde en az 5 kez sevkiyat yapabilme fırsatına sahibiz. Boşa. Boşa. Boşta artık bir ürün depolama vesaire gibi zorunluluk kalmadı. Kanban, İhtiyacı olduğunda hemen. Aynen. Kanban sistemi çerçevesinde ve direkt üretimde kullanılacak olan ambalaj boyutlarında etiketlenmiş ürünlerin sevkiyatını yapıyoruz. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Sarıgözoğlu'nun hedefi ise öncelikle ilk 500 sanayi kuruluşunun arasına girmek, daha sonra da sektöründe birinci sıraya yükselmek. 5-6 yıldır ikinci 500'ün ortalarındayız. Öyle mi? Amacımız bu ikinci 500'ün ortalarından ön sıralara geçmek ama üçüncü kuşak dediğimiz gençler, benim çocuklarım, yeğenlerimin iş hayatına artık tümüyle adapte olup bizi emekli edecekleri günlerdeki hedefimiz de ilk 500 içine girmek. Manisa Otomotiv Sanayi'ni bekliyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalardan da bahseden Mustafa Sarıgözoğlu,
Manisa'nın acilen bir otomotiv ana sanayine ihtiyacı olduğunu ve tüm Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş adamları olarak otomotiv ana sanayisinin Manisa OSB'ye gelmesini beklediğini ifade ediyor. Bizim otomotivdeki müşterilerimiz arasında şu anda faal durumda olmayan BMC'nin bölgemizde çok özel bir yeri var idi. Onun tekrar üretim hayatına dönmesini tabii herkes gibi biz de bekliyoruz sabırsızlıkla. Ama bizim Manisa-İzmir yöresinde bir otomobil firmasının yatırımına ihtiyacımız artık, ana sanayi değil mi? Bunu hak eden bir altyapıya, yan sanayi potansiyeline ciddi şekilde sahibiz. Eğer yeni bir yatırım yapılacak ise mutlak surette ülkeler kendi arasında yarışıyor ama ya iller eğer yarışacak ise en uygun yerin Manisa burası olduğunu, katma değeri yüksek ürünleri üretip toplumsal refahı artıracak bir sıçramayı yapması lazım. Dev fabrikaları ve dünyaya açılan ihracat hacmi ile Sarıgözoğlu bugün kalıpçılık sektöründe marka olmuş bir sanayi kuruluşu. Mustafa Sarıgözoğlu programımızın sonunda tüm izleyicilerimiz ve hizmet verdikleri sektör mensuplarına Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin dünya çapında üretimler yapan bir sanayi bölgesi olduğu mesajını da verdi. Manisa'dan sevgiler. Biz Manisa'da tasarlamaya, üretmeye hazırız. Manisa geleneksel ürünleri olan incir, üzüm, pamuk ve benzeri ürünlerle tüm dünyaya kendini tanıtmış olmakla yetinmiyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde birbirinden değerli hizmetleri, ürünleri olan firmalar, bu arada biz de naçizane bir parçasıyız bu firmaların, tüm dünyaya buradan ürünlerimizi gönderirken sadece ürün ve hizmet göndermiyoruz, sevgilerimizi de gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Bol kazançlar. Kazandıklarınızın daha çok insanla paylaşılması, daha çok ülkeyle paylaşılmasını diliyoruz. Organize Sanayi Bölgesi çok gelişsin, çok büyüsün. Elbette bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Elbet bir gün hepimiz öleceğiz. Ama geride bıraktıklarımız yaşayan yeni nesili hayatını idame ettirmesi açısından çok gerekli olan şeyler. Bu açıdan siz Organize Sanayi Bölgesi'nde bu üretimleri yapan, bu insanların iş bulmasını sağlayıp insanların evlerine ekmek götürmelerini sağlayan iş adamları olarak takdire şayan insanlarsınız. Çok yaşayın ailenizle. Teşekkür ederim. Ve daha çok gelişin ki daha çok insan hayatını idame ettirsin. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Türk ekonomisine adını yazdıranlar programının bu akşamki konuğu Sarıgözoğlu firmasının yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Sarıgözoğlu'ydu. Bir sonraki programımızda yine başka bir firmamız ve başka firmamızın yönetim kurulu başkanı ile sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın. Dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya.